Merhabalar arkadaşlar. Şimdiki dersimizde basamak kavramı ve taban aritmetiğini göreceğiz. Öncelikle basamak kavramını bir inceleyelim. Basamak kavramına çözümleme de deniyor, aynı anlamdadır. Bize burada 4 basamaklı bir sayı vermiş. Bu 4 basamaklı sayıyı bütün basamakların tek tek ayrı ayrı inceleme olayına çözümleme ya da basamak çözümlenmesi deniyor. Şimdi bakın buradaki basamakları soldan sağa doğru küçükten büyüğe doğru okuyacağız ve öncelikle D'ye birler basamağı diyeceğiz. Buna 10 üzeri 0 diyoruz. C'ye onlar basamağı 10 üzeri 1 diyeceğiz. İsmini buradan alıyor. B'ye yüzler basamağı diyeceğiz ya da 10 üzeri 2. A ya da 10 üzeri 3. Eğer ki daha fazla basamak varsa 10 üzeri 4, 10 üzeri 5 diye devam edecektir. Ve bize dört basamaklı bir sayı verdiğinde üstlerine arkadaşlar 0, 1, 2, 3 yazarak buradaki ifadeyi onluk tabanda yazdığımızı unutmayalım. Taban aritmetiğinde daha fazla inceleyeceğiz bunu. Buradaki üstler onun üstleri olarak açılacak. Yani A'yı 10 üzeri 3 ile, B'yi 10 üzeri 2 ile, C'yi 10 üzeri 1 ile, ve D'yi de 10 üzeri 0 ile çarpacağız. Yani 1000 tane A artı 100 tane B artı 10 tane C artı D haline gelecek. Burada e, bir iki kolaylık göstereceğim size. Örneğin şuradaki ifadeyi 10 parantezine aldığımda D dışarıda kalsın. 10 parantezine aldığımda A'mız arkadaşlar fark ettiyseniz 100 tane kaldı. B'miz 10 tane kaldı. Ve bir tane de C'miz kaldı. Artı D dedik. Şuradaki 100A, 10B ve bir tane C var. Burası 10 üzeri 2, 10 üzeri 1 ve 10 üzeri 0 olarak yazabiliriz. Burası da 10 tane ABC3 basamaklı sayısı artı D halinde yazabiliriz. Yani istediğimiz gibi ABCD sayısına ayırabiliyoruz. İsterseniz şu ilk üçünü... Sadece burasını bir sıfır olarak düşünüp bir de yanına d ekleyeceğiz. İsterseniz a, b, c, arkadaşlar ilk iki basamağı halinde de şunları sıfır sıfır diye yazdığımda a, b, sıfır sıfır artı c, d iki basamaklı sayısı. Burası da 100 tane ab b artı c, d diye yazdığımızda sorularda bize işlem kolaylığı getirecektir. Öncelikle uyarım şu e, sorularda çokça karşımıza gelecek e, ifadelere bakacağız. AB iki basamaklı sayı olsun. Bu durumda mutlaka A'nın sıfırdan farklı olduğunu yazacaksınız. B'miz sıfır olabilir. Ve kaç basamaklıysa şuradaki en büyük basamağı arkadaşlar sıfırdan farklı olduğunu yazmak zorundayız. Eğer ki AB artı BA tarzında ifadeleri topluyorsa ve bunların iki basamaklı olduğunu söylüyorsa hemen çözümleyelim. 10 tane a artı b artı 10 tane b artı a. Bakın a'ları b'leri toplayalım. 10a bir tane daha a daha 11 tane a ve b ile 10 B'yi topladığımda 11 tane b geldi. 11 parantezine aldığımızda a artı b haline geliyor. Yani buradan çıkartacağım sonuç. a b artı b BA. Şuradaki basamaklarını yer değiştirerek topluyorsa 11 tane a artı b halinde yazabiliriz. Eğer ki çıkartma işlemi varsa... Yine çözümlüyorum. 10 A artı B eksi dedim. 10 B artı A. Eksiyle atalım. 10 tane A artı B. Eksi 10 tane B eksi A. Yani burada kalan... A'ları götürdüm. 9 tane A. B'leri götürdüm. Eksi 9 tane B. 9 parantezine aldığımızda da A eksi B haline geliyor. Yani bunu... İncelersek basamakların yerleri değiştirilen 2 tane 2 basamak sayı birbirinden çıkartıyorsak 9 tane A eksi B halinde yazabileceğiz. Eğer ki 3 basamakla bir ifade veriyorsa bakalım açalım. 100 tane A artı 10 tane B artı C. Eksi dedim. Parantez içerisinde yazacağım. Eksiyi daha sonra dağıtacağız. 100 tane C artı 10 tane B artı A. Eksiyi dağıtalım. 100 A'yı ve 10 B'yi. Bir de C'yi tekrar yazdım. Eksi 100C, eksi 10B, eksi A. Bakın dikkat edin. Buradaki B'ler sadeleşti. Aynı basamakta aynı sayılar varsa hemen sadeleştirebilirsiniz bunları. Bunu unutmayalım. Ve e, burada geriye kalan 100A'dan 1A'yı çıkarttığımda 99A. C'den eksi 100 C yaptığımda da eksi 99 C haline geliyor. 99 parantezine alalım. 99 parantezinde A eksi C gelecektir. Yani sonucumuzda ABC 3 basamaklı sayısından CBA 3 basamaklı sayısını çıkarttığımda 99 tane B'ler gidiyordu. Birincisi ve ikincisi arasındaki fark olacak. A eksi C halinde toparlayabiliriz arkadaşlar. İlk örneğimizde x sayısı verilmiş. AB 2 3 basamaklı sayısı verilmiş. Burada bu sefer 4 basamaklı bir sayı. AB 23'ün x türünden değeri nedir? Bakın burada AB 2 var. Burada da AB 2 var. Bir tek ekstradan 3 var. Ben buradaki AB 23 sayısını şöyle yazabilirim. AB 2 0 artı 3 halinde yazabilirim. Buradaki 0'ın manası 10 çarpılmış olması manasına geliyor. AB 2 artı 3 haline geldi. Zaten burası x türündendi. Yani cevabımız hemen 10 tane x artı 3 haline geliyor. İsterseniz bunu çözümleyerek de yapardınız ama çok daha uzun sürebilirdi. Bu yönteme alışmaya çalışalım. Bir sonraki örneğimizde AB iki basamaklı bir doğal sayı olduğunu söylemiş. Hemen A'nın sıfırdan farklı olduğunu yazmamız gerekiyor. AB3'den AB 3'ten ab'yi çıkartmış 327 bulmuş A çarpı B kaçtır diyor. Burada AB'ler bakın ortak. AB 3'ü ben şöyle yazabilirim. AB0 artı 3 diye yazabilirim. Yani 10 tane AB2 basamaklı sayısı artı 3 haline şurası geldi. Şimdi yerlerine yazalım. 10 tane AB artı 3 eksi AB eşittir 327 imiş. Sabit sayıyı diğer tarafa atalım. Bakın aynı türden iki tane ifade var. 9 tane AB2 basamaklı sayısı 327 eksi 3. Yani 324 haline geliyor 9 tane AB 2 basamaklı sayısı. 324'ü ben 9'a böldüğümde arkadaşlar. Hemen bakalım 3 defa var 27. 54 geldi. 6'yı yazdım. 54 0. Yani 9'la sadeleştiğinde AB 2 basamaklı sayısı 36 haline geldi. Böylelikle B basamağı 6. Şuradaki onlar basamağındaki. A'mız da 3 haline geldi. Benden istediği A çarpı B yani 3 çarpı 6 cevabımız hemen 18 haline geliyor. Bir sonraki sorumuzda ABC birbirlerinden farklı rakamlar. ABC ve CBA 3 basamaklıymış. Hemen A ile C'nin sıfırdan farklı olduğunu bir kenara not etmemiz gerekiyor. Soruda kullanabiliriz. ABC eksi -C, CBA'nın 495 olduğuna göre demiş kaç tane ABC 3 basamaklı sayısı yazılır. Şimdi ABC eksi A'nı şuradaki B'lerin hemen gittiğini ve 99 tane A eksi C olduğunu görmüştük. 495 yazdım. 99'la sadeleştirdiğinde hemen 5 katı olduğunu görebiliyoruz. A eksi C'nin cevabı 5'miş. Şimdi yapacağımız A ve C'nin alabileceği değerleri yazmak. Arasındaki fark 5 ise 9'a 4 seçebilirim. Arasındaki farkı 5 hale getirdim. 8'e 3, 7'ye 2, 6'ya 1 ve 5'e 0 olabilir rakam olduğu için. Ama A ve C'miz 0'dan farklı olduğu için 5'e 0'ı dahil etmeyeceğiz. Şimdi burada 4'er tane duruyor. Yalnız B için herhangi bir şey söylemedik. Burada rakamları birbirlerinden farklıdır diyor. B'miz 9 ya da 4 olamayacak. Geriye kalan tüm rakamları alabilir. 10 tane rakamım vardı. Geriye 8 tane rakamım geldi. 9 ve 4 için. 8 ve 3 için de 8 tane geliyor. 7 ile 2 için de ve 6 ile de 1 için de. Yani burada 4 tane 8'i topla diyor. 4 kere 8 geldi. Yani hemen cevabımızın 32 olduğunu görebiliyoruz.